Evet, muhterem izleyiciler, değerli dinleyiciler, hepinizi İmam Ali Camisi'nden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benim adım Burhanettin Dağ. 1995'ten bu yana Almanya'da İslami ve sosyal faaliyetlerle meşgulüz. Tebrik faaliyetiyle, irşad faaliyetiyle. İlahiyatçıyım, aynı zamanda dil bilimcisiyim. Tahran Üniversitesi'nde okudum. Atatürk Üniversitesi'nde okudum. Hamburg Üniversitesi'nde Orta Doğu Tarihi ve Siyaseti bölümünde okudum. 20 yılı aşkın bir süredir de İmam Ali Camisi'nde Türkçe bölümüne bakıyorum. Hem Almanca ihtida bölümüne, yani Almanlardan Müslüman olmak isteyenlerle ilgileniyoruz veya İslam hakkında bilgilenmek isteyenler farklı kurum ve kuruluşlardan geliyorlar. Onlara gereken bilgiyi veriyoruz. Diğer taraftan Bochum Ehli Beyt Camisi'nde 4 sene görev yaptım ve 16 seneden bu yanadır Hamur İslam Merkezi'ni temsil eden Almanya İslam Merkez Konseyi yönetim kurul üyeliğini yapıyorum. Ve son dönemde biliyorsunuz ki Almanya'da 4-5 tane ilahiyat fakültesi açıldı. En eski ve güçlü olan ilahiyat fakültesi Münster İlahiyat Fakültesidir. Yine İslam Merkez Konseyi adına Münster Üniversitesi'nde danışma konseyinde yer alıyorum. Bu danışma konseyinin görevi öğrencilere verilecek olan din derslerinin müfredatına gözden geçirmek ve dini alanda orada öğretim görevlisi olarak görev yapacak kimselerin salahiyeti, ilmi yetkinliği, ilmi ve ameli olarak bunların bir değerlendirmesini yapıyor ve danışma konseyi olarak Müslümanlar adına onayımızı veriyoruz 4 seneden bu yanadır da Münster Üniversitesi Danışma Konseyinde görev yapıyorum. Tabii ama asıl görev alanım Hamur İslam Merkezinde burada ihtida bölümü ve tefsir derslerimiz var. Ayrıca akademi bünyesindeki imamları ve din bilginlerini yetiştirme medresemizde yetiştirdiğimiz bu medresede de ben tefsir dersleri, Kur'an ilimleri ve İslam mezhepleri tarihi alanında ders veriyorum. dört sene yakın bir süredir bu alanda ders veriyorum. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde şöyle buyuruyor. "La mecidun ussaala takwa min awwal yom ahakku an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an ytataharu. Allah yuhibbu'l mutahhirin, Sadakallahü'l ali ve'l azim. İlk önünden takva üzerine inşa edilmiş olan camide durmak, orada ibadet etmek, orada arınmaya çalışmak en layık ve en isabetli olandır. Hitap peygamberimizedir. Tabii ki onun şahsında bütün Müslümanlar muhataptırlar. Hitap has, mana am. Çünkü bu tür camilerde öyle insanlar vardır ki arınmak, temizlenmek ve teskeyi nefis yapmak istiyorlar. Ve Allah temizlenenleri, aranan, arınmak isteyenleri sever. Bu ayeti kerimeyi okudum çünkü bu cami hakikaten takva üzerine inşa edilmiş olan bir camidir. Büyük alim Ayatullahul Uzma Brujerdi'nin nefesi bu camide mevcuttur. Yani onun emriyle, onun fermanıyla bu cami inşa edilmiştir. Malumunuz Ayatullahul Uzma Brujerdi İmam Hümeyni'nin hocalarından ve onun emriyle buradaki e, o zaman 60 yıl önceki tüccarlarla yaptığı bir meşveret neticesinde caminin burada inşa edilmesine e, karar verildi ve 60 seneden beridir e, bu cami İmam Ali camisi Alster Gölü'nün kenarında Hamburg'un en güzel bölgesinde yani İslamı yaymakta, nur saçmakta ve Avrupalılar ve Almanlar tarafından mavi cami şeklinden de gördüğünüz gibi mavi cami belav moşi olarak tanımlanmaktadır. Burada bu 60 sene içerisinde çok büyük insanlar, alimler geldiler, geçtiler. Bu camiyi inşa edenlerin hemen hemen hepsi dergahı ilahiye irtihal etmişlerdir. Ancak onların izi ve eseri bir sadaka icariye olarak kalmakta ve bu camide faaliyet gösterildiği ve devam ettiği sürece bunu bilmeliyiz ki o insanların hasanat defterine hayırlar işlenmiş olacaktır. Es sebebu kel fail kaidesine göre yani bir işe sebebiyet veren o işi yapan gibi sevap ve mükafatını alacaktır. Bunlar müsebbib idiler, inşa ettiler, gittiler ama cami Devam ediyor faaliyetlerine devam ediyor. Alman Müslümanlar Ligi bu camide e, kuruldu. Bu cami tam 60 sene önce inşa edildi. 60 sene önce 2. Dünya Savaşından sonra e, Almanya'da inşa edilen ilk üç camiden birisidir. E, biri Hamburg'da, biri Aachen'da Bilal Cami ve biri de Münih'de. Olmak üzere 1960'lı yıllarda üç cami inşa edildi. Tabii ki kim camileri inşa etme hakkına sahiptir. İnnemâ ya'mru mesâcid Allah men âmene billâh ve l-yevmil ve akâme s ve âte z ve lem yahşe illallah fe asâ ulaike en yekûnu minel muhtedîn. Camileri ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazını hak ile eden, zekatını veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar inşa eder. Umulur ki bunlar hidayeti yakalayanlardan olurlar. Harabına gelince, tahribine gelince ve men azlamu mimmen mena mesacid Allah ve sa'a harabiha Allah'ın camilerinde ibadetin ve zikrin yapılmasını engelleyenler ve onların kapatılmasına çaba gösterenlerden daha zalim kim olabilir? Halbuki korkuyla ve ürpertiyle camilere girmek gerekirken camiyi kapatmaya çalışanlar için dünyada bir hız ve zillet ve ahirette de bir azap vardır. Cami bu kadar önemli. Hadis-i şeriflerde de malumunuz cami hakkında çok rivayetler vardır. Camiler, her bir cami bir Beytullah el Haram'ın, Mescid-i Haram'ın küçük bir numunesi ve örneğidir. Bu açıdan yaklaştığımızda ve baktığımızda e, camiler. E, nasıl ki yıldızlar gökte en, aydınlık saçıyor ve baktığımız zaman e, nur saçıyorlarsa yeryüzünde de e, Allah'ın zikrinin yapıldığı evler ve başta camiler bu şekilde, nur saçıyorlar göktekilere, gök aleminde. Cami ehlinin ikram edilmesi, camiye hizmet, caminin inşası, cami camide ömrünü geçiren insanlar, bilhassa gençler, hadislerde büyük bir takdir ve büyük bir mükafatla müjdelenmişlerdir ve büyük bir takdirle anılmaktalar. Ve Allahu Teala'nın özel lütfuna mazhar olacakları beyan edilmiştir. Bu hadis ve ayetlerden sonra bu toplumda yaşadığımız yani Alman toplumunda bu cami hakikaten birçok hizmete imza atmıştır. Büyük insanlar burada görev yapmışlardır. Cami hali hazırda da din alimi yetiştirmekte. Çünkü Alman hükümeti alimlerin burada yetiştirilmesi, alimlerin Alman diline hakim olması, buradaki sosyoekonomik ve kültürel ortamı ve şartları bilmeleri gerektiği ve buradaki insanların ihtiyaçlarına uygun bir dini söylem geliştirerek ve buradaki nesillere hitap edebilecek ve onların maddi ve manevi yani dini ve manevi ihtiyaçlarını giderecek sorularına cevap verecek kadroları beklemekteler. Bizden İslam Akademisi var bizim camide, İmam Ali Camisi'nde ve İslam Akademisi bünyesinde alimler, kız ve erkek olarak alim yetiştiriliyor. Ee, bu caminin en büyük Almanya'daki belki camiye ait en büyük kütüphane bu camide bulunmaktadır. 15 bin ciltlik kitapla iki kütüphane biri Arapça, biri Farsça ve biri Almanca ve İngilizce olmak üzere iki kütüphane bulunmaktadır. Malumunuz büyük insanlar ve alimler bu camide görev yaptılar. Bunların başında Doktor Beşti devrimden sonra meclis başkanlığı ve yargıtay başkanlığı yapan ve bir suikast sonucu şehit olan Doktor Beyişti bu camide görev yapmıştır. Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi bu camide imam olarak görev yapmıştır ve diğer birçok alim yani Ayatullah Ramazani, Ayatullah Ansari, Ayatullah Mukaddem ve benzeri ilmi şahsiyetler burada. Görev yapmışlardır. Bunun için e, cami Avrupa'da e, e, yankısı olan, Avrupa'da bilinen, e, tanınan en önemli merkezlerden biridir. Burada bir anekdot hatırlatmakta fayda görüyorum. Ayatullah Burujer sorulduğunda camiyi nereye inşa edelim? Ayatullah Burujer şöyle buyurmuşlardı: Hamburg'un en güzel yerine inşa edeceksiniz, en güzel mahallesine, en güzel bir mimariyle inşa edeceksiniz ve hatta hatta. Imamına da en güzel imkanları sağlayarak, en güzel bir e, araba da ona e, temin ederek. Neden? Çünkü cami Müslümanları temsil ediyor, İslam'ı temsil ediyor. İslam'a ve Müslümanların şanına ve hüviyetine yakışır bir şekilde olması gerek. Ve bu istikamette bakıyoruz ki 60 sene önce e, bu cami inşa edildi. Ancak e, henüz de Almanya'nın en güzel ve en büyük ve en aktif camileri durumundadır. 60 seneden beridir bu camide e, hutbe dört dille irad edilmektedir. Yani Türk, Alman, Fars ve Arap Müslüman geldiği zaman e, camide e, kendi dilinden hutbeyi veya konuşmaları veya hitabeleri veya vaazları dinleyebilir. Çünkü e, göre, göstereceğiz. Tercüme kabinlerimiz var. Bu kabinlerde efendime söyleyeyim, e, tercümanlarımız oturuyor ve e, bu dört dilde yapılan hitabeleri, konuşmaları canlı bir şekilde tercüme ediyorlar. Diyalog alanında İslam'ı buradaki kurum ve kuruluşlara tanıtmak e, babından da çok büyük faaliyetler yapılmakta. Askeriyeden olsun, e, üniversitelerden olsun, e, kiliselerden olsun, yani kamu kuruluşlarından, e, eğitim kuruluşlarından, kültürel e, kurum ve kuruluşlardan sürekli olarak gruplar halinde bizi ziyarete geliyorlar ve İslam hakkında bilgileniyorlar. Almanya Müslümanlar Ligi bu camide kuruldu. Hitler zamanında yasaklanmıştı. Daha sonra tekrar ihya olundu. Deutsche Muslim Liga. Ve 60'lı yıllarda bu camide tekrar Alman Müslümanlar, Almanya'nın eski Müslümanlar bir araya geldiler ve Deutsche Muslim Liga'yı bu camide kurdular. Bu camide faaliyet olarak birçok kitap Almanca burada yayınlanmaktadır. Çocuklar için Selam dergimiz vardır. Yani küçük çocuklar için. Büyükler için de Morgan de Demerung yani Elfej dergimiz vardır. Şafak. Diğer taraftan yayınlarımız genelde Alman dilinde Almanca yapılmaktadır. Çünkü hakim dil, kültürel dil veya ilmi dil bu toplumda Almancadır. Yeni nesiller, yeni nesillerin müşterek dili de Almancadır. Bunu da bilmemizde fayda var. Alman dili belki Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlanmasında çok önemli bir rol ifa edecektir, ifade ediyor. Çünkü biz bizde Müslüman toplumun şekillendiğini görüyoruz. Yavaş yavaş Türkçülük, Türk veya Arap veya Kürt veya Acem yerine. Müslüman ve Alman bir yani kimlik şekillenmektedir çünkü yeni nesil yani son üçüncü ve dördüncü Müslüman nesil kendi aralarında bir araya geldiklerinde bunların komunikasyon dili irtibat dili Almanca'dır ve bu yönüyle de ben Almanca'nın birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında önemli bir rol ifade edeceğine inanıyorum. Hükümet camilerde hitabelerin konuşmaların bundan böyle Almanca yapılmasını talep ediyor. Bunun sebebi de son yıllardaki biliyorsunuz İslam adına yaşanan e, e, radikallik ve yaşanan e, terör ve şiddet e, bu açıdan e, hükümeti ve siyasileri e, bu, bu yönde böyle bir karar almaya sevk etti. Yani camilerde hitabelerde neler söyleniyor. Bundan tabii ki çok zarar gördük. E, camilerimizde her yıl yüzlerce kişi Müslüman olurken e, bu İslam adına şekillenen şiddet, terör ve efendim radikal yaklaşımlar Müslüman olmak isteyenlerin sayısında çok ciddi bir efendim mesela azalmanın yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Yani yüzde 20'lere, yüzde onlara düşmüş durumda. Bu tahribatı tamir etmek ve bu zararı telafi etmek belki onlarca sene alacaktır. Çok büyük bir komplo ile maalesef karşı karşıya kaldık ve bilerek bilmeyerek birçok Müslüman da alim de bu komploya eşlik ettiler. Yani neye hizmet ettiklerini e, anlamadan ve oynanan oyunları fark etmeden. Hakikaten gayri İslami e, çoğunluğun hakim olduğu bir toplumda yaşayan Müslümanlar olarak camiyle, cemaatle irtibatını koruyabilen, e, muhafaza edebilen aileler kendi nesillerini büyük ölçüde muhafaza etmişlerdir. Yani hem e, e, dini kültür ve ahlak açısından hem de milli kültür ve ahlak açısından. Yani e, diyanetini koruyanlar dillerini de kültürlerini de korumuşlardır. Ahlaki ve dini değerlere bağlılık gösterenler, milli değerlere de bağlılık göstermişlerdir. Bunu da bu şekilde hatırlattıktan sonra mimariye değinelim. Gördüğünüz gibi duvarlar Türkiz denilen Almanca'da mavi bir renkle, renkte olan seramiklerle kaplanmıştır. Mavi renk İslam dininde önemli bir yer ifade etmektedir. Sonsuzluğu, ebediyeti ifade ediyor. Sonsuzluğu ifade ediyor. Gök kubbesine baktığımız zaman mavi. Bundan esinlenerek caminin içerisi ve dışı e, mavi türkiz dediğimiz e, renkle e, renkte olan seramiklerle kaplanmıştır. E, diğer taraftan mavi renk e, insanı rahatlatan, sükunet, bağışlayan bir renktir. Denizler mavidir, gökyüzü mavidir. Her ikisi de e, sükunet ve huzur kazandıran ve insanı rahatlatan, e, yatıştıran renklerdir. Mimarlar, iki mimar bu caminin çizimini yapmıştır. Biri Alman ve biri İranlı. E, caminin içerisindeki ibadet yeri yani namaz kılınan yer, e, normalde camiler dikdörtgen iken, ee, içerideki e, ibadet yeri dairevi bir şekilde çizilmiştir ve e, kubbesi de 18 e, metre yüksekliğinde 18,5 metre yüksekliğinde e, çok güzel bir e, tasarım ve mimari e, ile yapılmıştır. İçeriye gittiğimiz zaman göreceksiniz ki e, kubbenin altında durduğumuz zaman mikrofona ihtiyaç olmadan ses sağa ve sola yankılanmaktadır. Yani büyük bir eko dalgası oluşmuştur kubbe ile halı arasında. Caminin yer aldığı muhit bu mıntıkaya Schöne Aussicht deniliyor. Almanca'da yani güzel manzara caddesi hakikaten manzarası her yönüyle güzel. Önümüzde göl vardır. Karşıda da yani birçok kilise görünüyor. E, yemyeşil bir alana e, kurulmuştur e, cami. Geçen sene e, Ekim ayında yine böyle bir münasebette yaşlı bir çiftle bey ve, ve bay ve bayanla tanışmıştık. E, kendileri küçük yaştayken e, bu arsada e, top oynadıklarını, oyun oynadıklarını söylüyorlardı arsanın e, Almanya'nın e, Meksika büyük elçisine ait olduğunu söylediler ve arsa ondan satın alınmıştı Aslında arsa daha büyük idi fakat itirazlar ve neticesinde bir kısmı e, alın geri alındı e, Şimdi de hep birlikte caminin içine doğru gidiyoruz ve içeriden de e, camimizi farklı yönleriyle, farklı bölümleriyle sizlere tanıtmaya çalışacağız. E, caminin mimarisi bilinen dikdörtgen veya kare şeklinde değil, yuvarlak bir biçimde inşa edilmiştir. Mimarisi yuvarlaktır. Normalde camiler dikdörtgen şeklinde olur. Caminin e, tabanı e, tamamıyla e, bir halıyla örtülmüştür. Bir zamanlar bu halı dünyanın en büyük yuvarlak halasıydı. Belki de henüz öyledir. Çünkü komşu ülkelerden birçok insan bu camiyi ve bilhassa da bu halini görmek için bu camiye geliyorlar. Tabii ki şimdi koronadan dolayı gördüğünüz şekliyle seccadelerle örtülmüştür, mesafe riayet edilmiş. Halımız tam mükemmel bir şekilde görünüyor. 21 kişi, 22 kişi 2,5 sene içerisinde bu halıyı örmüşlerdir. 200 metre kare çapında, büyüklüğünde ve çapı 16,5 metre karedir. Güzel bir avize, bu avize Almanya'da yapılmıştır. Pakistanlı bir Müslüman tarafından buraya hediye edilmiştir. Caminin içerisinde iki halka, kaligrafi yani hat sanatı vardır. Birinci hat sanatında İsra suresinin birinci ayetinden 25. ayetine kadar ki bölümler çok mükemmel bir hat sanatıyla nakşedilmiştir. Üstteki halkada ise Cuma suresi başından sonuna kadar yine güzel bir hat ve Hat şeklinde nakşedilmiştir. Minberimiz hareketli minber olduğu için ve 3 Ekim Almanya'nın Birlik Günü münasebetiyle biz cami alanının dışarısına çıkardık. Arka tarafta yer alıyor. Çünkü bu münasebetle çok büyük bir kalabalığı biz burada karşılayacağız. Ona binaen minber caminin içerisinde şimdi bulunuyor. mihrabı görüyorsunuz. Bunu da hemen hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu camide tüm faaliyetlere kadınlar iştirak ediyor. Vakit namazlarından tutun cuma namazına kadar seminerlere, konferanslara yani kadın erkek ayrımı yapmıyor. En fazla suçlandığımız bir husus var Avrupalılar tarafından. Hani İslam dini ata erkil bir din midir? Sadece erkeklere yönelik midir? Kadınlar birçok faaliyetten mahrumdurlar. Namaza iştirak edemiyorlar. Cuma namazlarına iştirak edemiyorlar ama bu camide durum tamamen farklıdır. Yani bütün faaliyetlerde, vakit namazlarında, cuma namazlarında, kadınlarda burada yer almaktalar. Yani hiçbir ayrım söz konusu değildir. Üste de bir bölüm var. Burası dolup taştığında Müslümanların bir kısmı üst tarafta namazlarını ada etmek için oraya yerleşiyorlar ve yeterince ee, mekan cuma namazları için şimdilik e, yani pandemi şartlarında mevcuttur ama hemen bunu hatırlatmakta fayda var. Cami 60 sene önce yapıldığında Hamburg'da toplam 5000 Müslüman yaşıyordu. Türküyle, İraniyle, Arabiyle, Kürdüyle 5000 Ve hepsi burada birlikte cuma namazı kılıyorlardı. Bugün Hamburg'da 58 tane cami var, küçük büyük. Ama cami olarak, minaresiyle, kubbesiyle cami olarak inşa edilen tek cami e, burasıdır. Diğer camiler ise mülk şeklinde, mülk alınmış camiye çevrilmiştir. Bir istisna var, e, bir kilise. 3 sene önce satın alındı ve Arap Müslümanlar tarafından camiye çevrilmiş oldu. Diğer cami olarak faaliyet gösteren yerler ise normal mülkler alınmış, biraz tamirat ve tadilat yapılmıştır. Bu açıdan da bir ilktir bizim camimiz. Burada takdim edilen İslam, rasyonel bir İslam, akılcı bir İslam, maneviyat temelinde Efendim meselim her türlü ifrat ve tefritten uzak itidal çizgisinde vasatiye dediğimiz yani vasat din anlayışı ifrat ve tefritten uzak bir din anlayışı her türlü ayrımcılığı reddeden her türlü ötekileştirmeyi reddeden bir dini söylem burada 60 senedir geliştirilmiş ve takdim edilmiştir. Yani akılcılık bir, itidal iki ve maneviyat üç. Bu üç önemli faktör buradaki İslami söylem için, İslami tebliğ için yani temel özellikler ve temel niteliklerdir. Bu çerçevede biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biliyorsunuz ki son yıllarda yani bu ifrat veya radikallik veya şiddet bize çok pahalıya mal olmuştur. Evet şimdi de camimizin konferans salonundayız. Bu konferans salonunun yarısı erkekler içindir, yarısı da kadınlar için. Yukarıda görüyorsunuz tercüme kabinleri var, orada tercümanlarımız oturur ve aynı anda canlı olarak e, tüm konuşmaları, hitabeleri, vaazları tercüme ediyorlar. Burada üç tane ayet-i kerime var ve etrafta da birkaç ayet-i kerime var. Bunlar buraya gelen ayak basan, hem Müslüman ve hem de gayrimüslim için birçok konuda ilham kaynağı olabilecek nitelikte ve dikkatlerini çekecek yani bir anlam yüküne haiz ayet-i kerimelerdir. oradan başlayalım. Birinci ayet-i kerime, Hucurat suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Ya eyyuhen nas inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve kabaila li ta'arafu inna akramakum Yani bütün kavimlerin, milletlerin ve kabilelerin bir anne ve babadan olduğunu, bunların resmen birbirlerini kabullenip tanımaları gerektiği vurgulanmıştır. Üstünlüğün ise takva ile olduğu beyan edilmiştir. Çok önemli bir ayet-i kerime. Tabi bütün ayetler önemlidir. Diğer ayet-i kerime ise dışarıda da camiyi tanımlarken okumuştuk. La mescidun usisa ala takva min evvel yevmin hakku an takuma Yani ilk gününde takva üzerine inşa edilen camide durmak, orada ibadet etmek, kıyam ve kuutta bulunmak daha evladır. Aşağıdaki ayet-i kerime hakikaten birçok açıdan bizim için ilham kaynağı davet nasıl olmalı? Yani İslam çünkü birçok insan Müslümanları ve İslam'ı şiddet kullanan ve kılıç dini olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Şiddet kullanan kimseler olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim üç davet metodunu bu ayeti kerimede sunmaktadır. Nahl suresinde olsa gerek ayeti kerime. Ud'u ila sebiyle rabbike bil hikmeti vel Yani Allah'ın, Rabbinin yoluna hikmet ile, güzel bir vaaz ile ve güzel bir tartışma ile, cedelleşme ile davet et. İnne rabbeke huve alemu biman dalle an sebiyli ve huve alemu bil senin Rabbin. Kimin doğru yolda olduğunu ve kimin de yoldan saptığını en iyi bilendir. Burada üç metottan bahsediliyor. İbn-i bu üç metodu çok güzel bir şekilde ifade ediyor, açıklıyor. İnsanların genel olarak üç taifeden oluştuğunu, normal vazla güzel sözle hidayeti yakalayan, biraz daha tartışmayla, delille, hüccet ile hakikati bulmaya çalışanlar ve bir de yüksek seviyede olan hikmete, felsefeye ihtiyacı olan insanlar vardır ki her üç metot da Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti i kerimesinde e, ifade edilmiştir ama kılıç kullanarak çağırın veya şiddet kullanarak çağırın şeklinde bir ifade yoktur. Burada yine Rad suresinden bir ayeti kerime var. Hani ancak Allah'ın zikriyle, Allah'ı zihinlerde hazır tutmakla kalpler e, sükunet bulur. Veya bu ayeti kerime Ali İmran suresinden e, bizimle e, Hristiyanlar ve Yahudiler arasındaki diyalog ve irtibata önemli bir rol ifa etmektedir ve bir meydan okumadır yani İslam adına. Söyle, kul ya ahlal kitab ta'ala ve ila kelimetin sevain beynana ve beynakum. Alla na'buda illa Allah ve la yec'alu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Yani ey ehli kitap aramızdaki ortak bir paydada birleşelim yani. Tek bir ilaha tapınalım, ibadet edelim. Bazılarımız bazılarımızı Rab edinmesin. Veya Mücadele Suresinden bir ayeti kerime. Ve huve ma'akum eyne kuntum. Nerede olursanız olun, o sizinle birliktedir. Yine Müslümanlara hitap eden bir ayeti kerime. Ve atasimu bi hablillahi cemiyan ve la Yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve tefrikaya düşmeyin. Yine baştaki ayeti kerime. وَمَنْ men عَنْ ذِكْرِ zikri fe inne lehu danka. Kim benimle irtibatını keserse, beni unutursa yaşam onun için zor ve sıkıntılı olacaktır. Ortada vel suresi var. Yani vel asr innel insana lefi khusr illa lezine amenu amilu ve ömür sermayesine vurgu yapılmakta. ameli bu sermayenin yani mamur kılınması aksi takdirde insanların husran'da ve ziyanda olacağı beyan edilmiştir. Yani iman ve salih amel erbabı olanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtulmuşlardır. Burada tabii ki bu ayet-i kerimeler buraya ayak basan ve hemen soruyorlar Almanlar, Avrupalılar bu ne demektir, bu ne demektir? Bunu Almanca izah ettiğimiz zaman tabii ki bundan esinleniyorlar. Yani kulak veriyorlar. Bazen de yani bir söz, bir ayet insanın hidayeti bulmasına ve İslam ile müşerref olmasına vesile olabiliyor. Evet, şimdi de sanat galerisi bölümündeyiz. normalde bir camide böyle sanat galerisi ve sergisi söz konusu olmuyor ama yine bir istisna. Alman ziyaretçiler ve gayrimüslimler ilk camiye ayak bastıklarında yani bir takım sanat örnekleriyle Doğu'nun sanat örnekleriyle karşılaştıklarında kendileri için hani hoş oluyor, güzel oluyor, seviyorlar bu gibi şeyleri. E tabi Doğu dünyası denilince kendimize mahsus bir takım sanatlarımız vardır. Hat sanatı başta gelmektedir. Seramik, efendim mesela bir çok çeşit yani metal üzerine, ağaç üzerine işlemeler, Kur'an-ı Kerim farça maliyle veya samaver takımı, samaver zaten doğu kültürünün sembollerinden biri, kufa hatından bir örnek. Yine ağaç üzerinde yani kemik işlemeli yani sanat eseri dediğimiz gibi. ve burada Alhamdulillah ala ni'metil İslam ifadesinin yazılı olduğu bir Taş veya mermer. Gördüğünüz buradaki taş, yani bu caminin temelinin atıldığı temel taş, sembolik olarak bu taş 60 senedir burada korunmaktadır. Üzerinde bir ayeti kerime nakşedilmiştir, Almanca tercümesiyle birlikte. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail, beytin temelleri üzerinde duvarları yükseltirken okudukları dua cümlesi, بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع ال... يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يعني حضرتي إبراهيم بابا بابا إسماعيل بيتن دوالر تمن لرزان الدوالر يكسل تركا. شو شدوا جملة سنة إفادة لر... رب مس مز... بزن قبول بيور سن شتان سن بلانسن غنا اللهم صل على محمد وآل محمد Ayatullah Burucierdinin portresi, İmam Hazretlerinin portresi ve e, rehberlik makamı. Burada e, bunu iyi çekin. Kufe hattı yani noktası olmayan, e, üstün ve esresi olmayan ama hakikaten e, ilk Müslümanlar nasıl okuyabiliyorlardı? Nasıl yani B ile T ile S'yi nasıl fark ediyorlardı? İlginç. biliyoruz ki noktalama Ebu Esved'e düeli zamanında başlamıştır Hazreti Ali'nin talebelerinden. İrab da hakikate Hazreti Ali tarafından el failun merfun vel mef'ulun mensub ve el mudafun kaidesiyle Arap gramerinin temeli atılmıştır. Üstün, esre ve sesli harfler olan yani e, i, u dediğimiz işte üstün, esre onlar da daha sonra eklenmiştir. Bu da şunu gösteriyor. Hat sanatımız da tarih süreci içerisinde ciddi bir gelişme seyri izlemiştir. Her mükemmelliğe doğru mükemmelleşmiştir. Ve belki de geleceğe yönelik daha da mükemmelleşecektir. Karşıda da yine çok güzel e, bir sanat eseri olan ve ortasında Salavat-ı Şerife'nin nakşedildiği yani toprak kurutulmuş toprak üzerinde hem işleme yapılmıştır. Teship, yaldız ve ortasında da Salavat-ı Şerife Evet, şimdi de camimiz tarafından hazırlanan ve yayınlanan kitapların sergilendiği kitap köşesinde veya sergide bulunuyoruz. Burada sergilenen kitapların hepsi Almancadır. Farklı alanlarda, yani evlilikten tutun, İslam'ın temel ilkelerinden, iman, İslam esaslarından, ailevi, terbiyevi, fıkıh ile ilgili alanlarda kitaplar sergilenmiştir. Yani buradaki toplumun ve insanlarımızın ihtiyaç duyduğu kitaplar. İki tane dergimiz var burada. Selam Kinder, çocuklara selam olsun. Çocuklar için hazırlanıyor. Bir de El Fajr, yani Şafak veya Morgan Demerun Almanca ifadesiyle. O, o, da büyükler için hazırlanıyor. E, her sayısı Almanya üniversitelerine ve farklı eğitim kurum ve kuruluşlarına gönderiliyor. Zaten Almanya'da bir kanun var, bir kitap çıktığı zaman belli bazı kurum ve kuruluşlara birer nusa ve örnek gönderilmesi gerekiyor. Kitaplar dediğimiz gibi kahir ekseriyetiyle ve hemen hemen hepsi Alman dilindedir. Akademi binamızın önünde Almanya İslam Akademisi. Akademi de Üç temel faaliyet yapılmaktadır. Birincisi ilahiyatçı veya din alimi yetiştirmek. Bu bağlamda ayrıca büyük bir binamız var. O binada yatılı olarak 40-50 tane öğrencimiz var. Kız ve erkek olmak üzere. Bunlar farklı Avrupa ülkelerinden buraya gelmişlerdir. Ve burada eğitimlerini görüyorlar. Komşu devletlerden, Hollanda'dan, Makedonya'dan, Fransa'dan ee, talebeler burada e, 6 ay içerisinde intensif yani hızlandırılmış bir eğitimle Farsça öğreniyorlar ve yine 6 ay hızlı bir eğitimle Arapça öğreniyorlar. Çünkü mezun olacak olanların hem Farsça ve hem Arapçaya hakim olmaları lazım. Ortak dil bu iki dildir. Çünkü farklı ülkelerden geliyorlar. Almanca eğitim verirsek ve e, Fransız olanlar anlayamaz ve diğer ülkelerden gelenler İtalyanlar. Bunun için Farsça ve Arapçayı ön şart olarak yani öğrenmek için ön şart koştuk. Öğrenciler bir yıl içerisinde hızlı bir eğitim ile bir en fazla bir buçuk yıl içerisinde her iki dili de güzel bir şekilde öğreniyorlar. Öte yandan diyalog bölümümüz var. Yani İslam hakkında bilgilenmek isteyenler farklı kurum ve kuruluşlardan buraya müracaatlar bura yapılıyor. Ayrıca çok büyük bir kütüphanemiz var. Kütüphanede 13.500 Farsça ve Arapça eser vardır. Bir de küçük bir kütüphanemiz daha var, iki kütüphane. Orada da Almanca ve İngilizce eserler yer almaktadır. Diyalog bölümü dediğimiz gibi var. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz. Akademimiz, bu gördüğünüz bina 2000 yılında yapıldı. Ve bu akademinin başına Köln Üniversitesi'nde İslam profesörü olan Muhammed Cevat Felaturi'nin başkanlık yapması planlanmıştı. Bina faaliyete geçti ve kendisi Darıbaka'ya irtihal ettiler. Bizim için ve Müslümanlar için çok büyük bir kayıptı. Kendisini de rahmetle yad ediyoruz. Kütüphanemizde bulunan kitapların büyük bir bölümü Profesör Felaturi'nin kitaplarıdır. Felaturi dini, İslami, ilmi çevrelerde çok iyi bir şekilde tanınan ve İslam'ın Almanya'da tanıtılmasında güzel yüzünün gösterilmesinde çok büyük rolü olmuştur şunu. Rahatlıkla söyleyebilirim ki 25 senedir Almanya'da dini faaliyetlerle meşgul olan bir kişi olarak hiçbir toplantı olmamıştır ki o toplantıda Profesör Felaturiden bahsedilmesin. Onun hem barışçıl yaşam, hem ilahi dinlerin müşterek amaçları ve maksadı. Öte yandan dinlerin birbirlerini anlama ve birbirlerini kabul ve birbirlerine karşı musamaker yaklaşım konusundaki çaba ve çalışmalarından söz edilmiş olmasın. Evet muhterem izleyiciler şimdi bu akademimizin farklı bölümlerini size tanıtacağız. Burada evlenme dairesi bulunmaktadır. Sadece evlenme değil boşanmalar da maalesef çok fazla olmuştur. Yani bir sene evleniyorlar bir sene sonra altı ay bir sene iki sene sonra bakıyoruz ki boşanmalar. Danışmanlık veriyoruz. Aile içerisindeki sorunları hallediyoruz. Sadece eşler arasındaki sorunlar değildir. Karşıda da bir odamız daha var. Orada e, aile içerisinde genel olarak sorunları, çocukların sorunlarını halletmeye, gençlerin sorunlarını. Çünkü ailelerde maalesef bir çok çeşit e, problem vardır. Kültürel sürtüşmeler vardır. Yeni nesil e, iki kültür arasında bazen bocalıyor. Yani doğru bir yönlendirme olmadığı zaman, e, belli bir yaşa kadar iyi bir şekilde kılavuzluk yapılmadığı zaman, Ciddi krizler ve sıkıntılar yaşıyorlar genç nesil. Burada büyük ayetullahların portrelerini görüyorsunuz. Ayetullah Muhsin el Hakim, Ayetullah al-uzma el İmam Khameenei ve Ayetullah al-uzma Burujerdi. Karşı tarafta gördüğünüz portreler ise bu 60 yıl içerisinde bu camide görev yapmış olan hocaların portreleri bir hatıra olarak orada durmakta. Yine karşı tarafta büyük ayetullahlardan dördünün fotoğrafları yer almaktadır. Burada yine dört tane ayetullahın, büyük ayetullahın, müştehidin fotoğraflarını, portrelerini görüyorsunuz. Ayetullah Muhammed Hadi Milani, Ayetullah Al-Uzma Ali Hüseyin Sistani, Ayatullah Seyyid Ahmet Khansari ve Ayatullah Seyyid Muhammed Şahrudi. Ee, yukarıda iki tarafta iki sınıf bulunmaktadır. Burada Kur'an kursu dersleri ve tefsiri ve dersleri verilmektedir hafta sonu çocuklara. Karşıda büyük bir e, oda yer almakta, büyük bir salon yer almakta. Burası hem kütüphane olarak kullanılmakta, hem ders salonu olarak kullanılmakta. Ee, burada Almanca ve İngilizce 3000'e yakın e, kitap burada mevcut bulunmaktadır. Kitapların bir kısmı henüz e, dizilmemiştir. Sadece Almanca ve İngilizce bu küçük kütüphanemizdir. Burada e, bazen bu salon evlenme salonu olarak da kullanılıyor. Burada hemen bir noktanın altını çizmek istiyorum. Genelde burada evlilikler çok sade yapılmaktadır. 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi davet edilir, bir yemek veriliyor. Yani Türkiye'de veya diğer bazı İslam ülkelerindeki e, hakikaten e, astronomik masraflar düğün salonlarının ücreti, 200, 300, 400 kişilik davetler çünkü bu konuda Peygamber Efendimizden e, bir rivayet vardır. E, külfeti Ağır olan e, evliliklerin hayrı olmaz. Ve birçok gencimiz belki bundan dolayı evlenemiyor ama Avrupa'da bu durum e, çok daha kolay. Çok az bir masraf ile ve çok e, hafif bir külfet ile e, taraflar evlenebiliyor, yuvalarını kurabiliyor. Yavaş yavaş yani e, ihtiyaç olunan araç, gereçtir bunu temin etmeye kalkışıyorlar. Bu hususta, yani bu bir güzelliktir. Bunu da bir vesile izleyicilere ve dinleyicilere aktarmak istedim. Evet, şimdi de akademimizin kütüphanesinde bulunuyoruz. Burada dediğimiz gibi 14 bin, 15 bin cilde yakın kitap yani sergilenmiştir. İki bölümden oluşuyor. Farsça ve Arapça kaynak kitaplar yani tarih, coğrafya, hadis, tefsir, ulumul kuran, mantık, felsefe alanında, Arap ve Fars edebiyatı alanında birçok kitap mevcut bulunmaktadır burada. Öğrenciler buraya geliyorlar saat 9'dan saat öğleden sonra 4'e kadar burada araştırma yapabilirler, okuyabilirler. Veya bir para karşılığında bir ipotek bırakıp da kitapları bir aylığına eve götürebilirler. Burada dediğimiz gibi dergiler de bu bölümde çıkıyor. Evet, bu bölümde de gördüğünüz gibi yöresel bir takım yiyeceklerimiz, tatlılarımız veya kuru yemiş çay ve kurutulmuş meyveler dediğimiz gibi yani bugün işte milli gün olması hasebiyle buraya gelen misafirlerimize, ziyaretçilere bu yiyeceklerden ikram ediyoruz ve böylece Almanya Milli Günü'nün kutlanmasına bizler de Müslümanlar olarak e, gereken katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapının arkasında e, bürolar var. E, hani çalışan arkadaşlarımızın farklı alanlarda çalışan arkadaşlarımızın büroları vardır. E, i̇htida bölümü var. Yani ben o bölüme de bakıyorum. Almanlardan Müslüman olmak isteyenler veya İslam hakkında bilgilenmek isteyenler dediğimiz gibi farklı kurum ve kuruluşlardan sürekli olarak buraya müracaat edenler oluyor. Zaten Almanya'da din dersi mecburi olduğu için din dersi çerçevesinde her yıl her sınıf bir camiyi ziyaret etmek ve iki saat boyunca ders kalıbı olarak ders çerçevesinde İslam hakkında bilgilenmesi gerekir, sorular sorulur, cevaplar verilir ve her gün bu çerçevede Eğitim Bakanlığı'yla varıldığımız anlaşmalar çerçevesinde bir grup, iki grup, bazen üç grup öğrenci geliyor. Hani 8. sınıftan tutun ta 12. sınıfa kadar. Bazen ilkokul 4'ten itibaren öğrenciler geliyorlar burada. Bir saat biz İslam hakkında genel bilgi veriyoruz. Ondan sonra mikrofonu onlara bırakıyoruz. Onlar kendi sorularını soruyorlar. Birçok çeşit soruyla karşılaşıyoruz. Yüze yakın soru şimdiye kadar beklenmedik soruyu biz toplamış ve bunlara cevaplar vermeye çalışıyoruz. Yani İslam dışından, İslam hakkında, Müslümanlar hakkında ne tür soruların geleceğini bazen hiç tahmin edemiyorsunuz. Bunun için gelen sorular bizim için araştırmaya ve cevaplar bulmaya yönelik yani bir dürtü ve bir teşvik niteliğindedir. Bu da bizim faaliyet alanımızdır yani okul, askeriyeden, hastanelerden, kiliselerden, farklı farklı kurumlardan gruplar halinde 30 kişilik, 40 kişilik, 50 kişilik gruplar geliyor ve burada bilgilenmek istiyorlar sorularına cevap bulmak istiyorlar.